Merhabalar herkese. Bu videoda Freud'un kişilik kuramından bahsedeceğiz. Daha sonra diğer Freud'tan sonra gelen kişilerin de kuramlarından bahsedeceğiz. Kısaca özet geçecek olursam bu videoda Freud'un hayatıyla başlayacağız. Özet olarak kişilerin hayatlarına bakmak da gerekebiliyor. Kuramı oluşturma sürecinde hayatlarından da bazı kesitler onları etkiliyor çünkü. Daha sonra kuramın içeriği, yapısallığı, insan doğası görüşü, kuramın zayıf yönleri, güçlü yönleri en sonunda da size önereceğim okuma kitapları ve izleyebileceğiniz filmler, belgeseller olacak. Tabi Konuşma sırasında, ders sırasında yine aynı şekilde kitap önerilerinde de bulunacağım. Çok vakit kaybetmeden Freud'un hayatıyla başlayalım. Freud 6 Mayıs 1856 yılında dünyaya geldi. Moravya'da doğmuştur. Asıl adı Sigismund Sklomo Freud'tur. Daha sonra kendisi Sigmund Freud olarak ismini değiştirmiştir. Freud doğduğu andan itibaren annesinin göz bebeği olmuştur. Sadece annesinin değil aslında ailede en çok el üstünde tutulan kişi olmuştur. Zaman zaman Kardeşleri mum ışığında çalışırken kendisi gaz lambasında ders çalışmıştır. Ona ayrı bir oda ayrılmıştır. Ailenin bir nevi en önde gelen, en zeki çocuğu gibi biraz da şımartılmıştır. Ancak annesiyle arasında çok farklı bir bağ vardı. Freud'un annesi çok güzel bir kadın. Freud daha sonraları bu bağı, bu ilişkiyi cinsel anlamda bir duyguyla açıklasa da aslında Annesine karşı olan sevgisinin, öfkesinin karmaşıklığından bahsediyor. Kim bilir belki annesiyle yaşadığı bu süreci daha sonra teorisini oluştururken, kuramını ortaya atarken ona çok önemli bir ışık oldu. Freud'un babası Jakob, Yahudi bir yün tüccarı. Kendisi biraz sert bir, otoriter bir kişiliğe sahip. Freud'un annesinden önce başka bir eşi vardı. Başka biriyle evliydi ve o evliliğinden de iki tane oğlu vardı zaten. Yine Freud'un ifadeleriyle Freud iki yaşında bile kendisini babasından üstün görmeye başlamıştır. Bir nevi rekabet duygusu içerisindedir babasıyla. Bu durumu belki tam olarak açıklayamaz. Hatta annesiyle olan bu ilişkiyi de o an tam olarak açıklayamaz. Ancak ileride işleyeceğimiz komplekslerden bir biri olan Oedipus kompleksinde onun için önemli bir yer ediniyor bu tecrübeler. Freud henüz 11 aylıkken bir kardeşi daha oluyor ancak 8 ay kadar yaşayabiliyor. Bir kardeşini kaybediyor yani. Sonrasında Freud 2,5 yaşına geldiğinde kız kardeşi Anna doğuyor ve daha sonra 4 kız ve bir erkek daha kardeşi oluyor. Freud aynı zamanda da amca olarak dünyaya gelmiştir. Kendisinden büyük bir yeğeni vardır. O yeğeniyle olan ilişkileri de önemli Freud'un hayatında. Freud için için en yakın çocukluk arkadaşı diyebiliriz. Freud'un gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu yine Freud kendisi ifade ediyor. Freud 4 yaşındayken Viyana'ya taşınır ailesi. Freud her ne kadar Viyana'dan şikayetçi olsa da sevmese de 1938'deki Nazilerin işgaline kadar Viyana'yı, o şehri terk etmez. Çocukluk yıllarında dediğim gibi çok zeki bir çocuk olduğu belliydi zaten ve okula gittiğinde de bunu ispatlamıştı. Kardeşleri arasında da yine öncü kişilikti ve dediğim gibi ona hep ayrıcalıklı davranırdı ailesi. O gaz lambasında ders çalışırken kardeşleri mum ışığında ders çalışırdı. O kendine ayrı bir odası varken kardeşleri ortak yerlerde ders çalışırdı. Geleceği en parlak görünen çocuklardan biriydi Freud. Freud çocukken ileride bir general ya da bakan olma gibi hedefleri vardı ancak Viyana'da yaşayan bir Yahudi için bu tarz mesleki seçenekler çok fazla yoktu. Tam tersine mesleki kısıtlamalar vardı. Bundan dolayı kendisini biraz daha tıbba yöneltiyor. 17 yaşında Viyana Üniversitesi'nde tıp okumaya başlamıştır ve normalden 3 sene daha erken bir sürede mezun olmuştur. Bu dönemde İngiliz filozof olan John Stuart Miller'in çalışmalarını Almanca'ya da çevirmiştir kendisi. Buradan felsefeye de meraklı olduğunu anlayabiliyoruz. 1885'te nöropatoloji alanında doçent olmuştur ve sonrasında Fransa'da Paris'te onun gerçekten kuramına temel oluşturabilecek bir kişilikle tanışmıştır. Hocası Jan Martin Çarkıt'la tanışmıştır. Bir burs kazanarak aslında onun yanına gitmiştir. Bu burstan sonra kendisiyle tanışınca onun dünyaya bakış açısından çok etkilenmiştir. Çünkü o sıralarda zaten kendisi nevrotik hastalarla ilgileniyor. Aynı zamanda histeri o zamanlar çok meşhur histeri vakalarıyla ilgileniyor. Tabii Freud'un ilgisini çekiyor bunlar. Kim bilir belki de kuramına e, doğru giden yolda en önemli adımlardan bir tanesi buydu. Charcot'tan o kadar etkilenmiştir ki Freud kendi hayatına da bu alanda yön vermiştir. Charcot'ın izinden gitmiştir bir nevi. Histeri tanımı 2000'li yıllardan sonra konversiyon bozukluk... ya da somatizasyon bozukluğu gibi etiketlerle sınıflandırmalarla dile getirildi. Ancak histeri de yine paralize olma, körlük, duyu yitimi gibi belirtiler gösteriyordu bazı hastalar. Charcot burada Klasik standart hastane yöntemlerinden farklı bir şey denemeye başlamış. Hastalarla sadece klasik standart tedaviler değil de kendi kendine görüşmeler de yapmaya başlamış. Tabi histeri kelimesi Yunanca'da histeri rahim anlamına geliyor. Bu sebeple sadece kadınlarda görülen bir rahatsızlıkmış gibi bir algı var ortada. Aslında erkeklerde de olabiliyor. Ancak daha çok kadınların şikayeti oluyor. Freud'un dolayısıyla Charcot'la tanışması ve onunla çalışması Freud'u biraz daha psikobiyolojik bir bakış açısına yönlendirmiş. Yani sadece psikolojik ya da biyolojik değil de bu ikisinin de ele alınarak düşünülmesi gereken bir bakış açısına sahip olması gerektiğini görmüştür. Daha sonra Freud Paris'te bu edindiği tecrübeleri, bilgileri Viyana'ya taşımaya başlar ve orada en önemli insanlardan birisidir yine Breuer'le tanışır, onun arkadaşıdır. Breuer'le bu sürecine devam eder, Breuer de yine histerik vakalarla çalışır. Artı bir de hipnoz yapar. Ki literatürde ünlü bir vakadır. Anna O vakası diye geçer. Breuer böyle bir hastayla çalışmaya başlamıştır. Anna daha önce ölmek üzere olan babasının bakımını üstlenmiştir. Ve babası öldükten sonra farklı farklı belirtiler göstermeye başlamıştır. Anna felç dönemleri, uyuşma, görme bozuklukları ve tekrar eden geçici konuşamama bozuklukları olan birisiydi. Breuer kendince hipnoz ve anıların konuşulmasıydı çulması tekniklerini kullanarak annayı iyileştirmiştir. Daha sonra Freud ve Breuer hatta bir kitap yayınlamışlardır. Histeri Üzerine Çalışmalar adlı kitabında bu anılar üzerine konuşma dediği aslında katarsis diye kastettiği şeyi belgelemiştir bir nevi bu kitapla. Tabii bir gün Anna Breuer'i suçlamaya başlıyor. Beni hamile bıraktı diyerek suçluyor. Breuer bunun üzerine eşini de alıp Viyana'yı terk ediyor. Tabii onlar terk ediyor diye Freud bu işleri, uğraşları bırakmıyor, devam ediyor. Freud yine Breuer'in yaptıklarından etkileniyor ancak kendisi de yeni bir teknik geliştiriyor. Konuşana hiçbir şekilde müdahale etmeden istediğini, istediği kadar, istediği sınırlar içerisinde ve süre içerisinde anlatmasına izin veriyor. Kişi geliyor ve size istediği gibi konuşabiliyor. Freud'un bunu yapmasındaki amaç kişiyi toplumsal engellerden uzaklaştırmak, istediği gibi bilinç dışındaki malzemeyi açığa çıkarmaya çalışmak. Gerçekten de Freud için bu çok işe yarayan bir durumdu. Bilinç dışında yatan sorunları dışarıya çıkararak bunların çözülmesinde önemli rol oynadığını düşünüyor. Böylece sorunların temeline inmiş oluyordu. Her ne kadar kulağa garip gelse de sonuçta kişi sadece istediklerinden konuşacak. Bunlar belli bir örüntüyle ilerliyordu. Freud bunu tespit etmeye çalışıyordu. Kişi bir özgürlük verdiğinizde, kişiye istediğin şeyi konuş dediğinizde zaten kendinde ne yaparsa yapsın, anlattıkları bir yerde bilinç dışında ya da çocukluk anılarındaki soruna bir şekilde işaret ediyordu ve bu sorunun temeline iniyordunuz siz. Dolayısıyla çözümü de daha kolay oluyordu. Freud daha sonra buna serbest çağrışım diyecekti. Freud hastaların iç dünyalarına girerek kendilerini tanımalarını sağlayan bu yönteme, bu yeni tedavi yöntemine psikanaliz dedi. 30 yaşına geldiğinde evlendi, Freud'un 6 tane çocuğu oldu. Sadece Anna Freud'un yolundan gitmeye başladı ki Anna Freud'un da Psikanaliz literatüründe çok ciddi bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kendi çalışmalarını okuyabilirsiniz ki psikanalizle ilgileniyorsanız Anna Freud'a yolunuz uğrayacaktır. Almanya Avusturya'yı işgal edince Freud Viyana'yı terk etmek zorunda kalmıştır. Londra'ya gitmiştir. Burada da yine çene kanserinden dolayı hayatını yitirmiştir. Özet olarak bakarsanız Freud bir yandan annesiyle bir ilişkisi var. Bunu cinsel olarak da adlandırabiliriz. Babasıyla olan erken yaştaki rekabeti var ortada ve yaşadığı süreçte sürekli bir savaş durumu var ve ileride Freud insan doğasını oldukça kötücül bir yapıya sahip olduğunu söyler. Kim bilir belki de bu yaşadıkları onun teorisinde böyle davranmasına, bu şekilde ifade etmesine sebep olmuştur. Bu yönüyle kişinin hayatını bilmekte, teoriyi kuramı anlamada bize çok önemli bir ışık tutmaktadır diyoruz. Yaşadığı hayat sanki bir yanı ölüm, bir yanı yaşam gibi sürekli ince bir çizgide yaşamış gibi hissetmiş olmalı ki ileride insanı hayatta tutan şey ölüm enerjisi ve yaşam enerjisi noktalarına da böylece değinmiş olabilir. Kurama bir genel bakış yapalım şimdi arkadaşlar. Freud aslında en cesur kuramcılardan biridir. Çünkü toplumu sahip olduğu, geleneğin göreneğin öne sürdüğü ifadelerin tam tersine şeyler söylemiş. Hatta o günün biliminin bile söylediği şeylere ters davranmış diyebiliriz. Çünkü psikolojik anlamda cinselliğin bu kadar insanları etkilediğini öne süren bir başka kuram yok. Kendi ortaya attığı kuram aynı zamanda birçok kurama da referans olmuştur, temel oluşturmuştur. Kişiliği de sistematik olarak inceleyen ilk kuramdır diyebiliriz. Her bireyin içinden geçtiği 5 psikoseksüel gelişim evresi olduğunu öne sürer. Bu evreler içerisinde libidinal enerji, çocuksu objelerden olgunlaşmış objelere yönelir. Yani bizim sahip olduğumuz bir pisişik enerji de var. Bu evrelerde duraksamalar olabilir, gerilemeler olabilir, her insan aynı şekilde ilerlemez. Her evre kendi içerisinde tatmin edilmeyi bekleyen bir hazzı içerir ve çözülmesi gereken bir çatışmayı da içerir. İnsan doğası doğduğu andan itibaren ilkeldir. Dolayısıyla İlkel metotlarla hareket eder, davranır. Bu ilkellik bizim yakamızı yetişkin olduğumuzda da bırakmaz. Bizi asıl yönlendiren şey içgüdülerimizdir. Bilinç seviyesinde olduğu varsayılan birçok arzunun bilinç dışından kaynaklandığını öne sürerek çok orijinal bir fikre imza atmıştır. Bilinci topografik kuramıyla üç yapıya ayırmıştır. Bilinç öncesi, bilinç ve bilinç dışı diye. Bilinç öncesi biraz uğraşarak çabayla aklımıza getirebileceğimiz bilgiler aslında. Telefon numarası gibi. Düşündüğümüzde aklımıza getirebiliyoruz. Bilinç zaten farkında olduğumuz an. Bilinç dışı ise bastırdığımız, unutmak istediğimiz, kaçtığımız fikirleri, düşünceleri, çocukluğumuzda yaşadığımız ve hatırlamak istemediğimiz anıları içerir. Ve bunlar hayatımız boyunca bizi etkilemeye devam ederler. Bunlar öyle gündelik yaşamda ortaya çıkmaz. Ne zaman çıkıyor? Dil sürçmelerinde ortaya çıkabilir. Rüya analizlerinde ortaya çıkabilir. Serbest çağrışımda yani terapi sürecinde ortaya çıkabilir. Hipnozla da ortaya çıkabilir. Ancak kişi kendi isteyerek bu anılara, bu depolanmış bilgiye ulaşamaz. Topografik kuram ve yapısal kuram diye iki tane de kuram öne sürmüştür. Bu kuramlarda bilinci üç parçaya ayırmıştır. Bilinç öncesi, bilinç ve bilinçaltı gibi ya da bilinç dışı, literatürde bilinçaltı kullanılsa da aslında bilinç dışı demek daha doğru. İd, ego ve süperego gibi yapısal kuramı da açıklayarak aslında kişiliğin bazı işlevlerini ortaya koymuştur. Kişiliğin sistemini açıklamaya çalışmıştır. Bunları daha detaylı açıklayacağız. Kişiliğin bu işlevlerinin aslında insanı kaygıya sürükleyen şeyler olduğunu, bu işlevler kendi aralarında belli başlı çatışmalara girdikleri için vücutta, insan psikolojisinde gerilim yaratırlar. Bu gerilimler de bizde kaygıya sebep olabilir. Bunları da daha detaylı açıklayacağım. Kaygıları gerçeklik, nevrotik ve ahlaki kaygılar diye üçe ayırıyoruz. Bunlar yine id, ego ve süper ego ile alakalı şeyler, kaygılarla başa çıkmak için egonun örneğin id'in yarattığı kaygılarla başa çıkmak için savunma mekanizmalarını geliştirdiğini görüyoruz. Bu her ne kadar başta kulağa uyumsuz gibi gelse de aslında hayatta kalmamızı sağlayan bir mekanizma çok aşırı bir çatışma durumlarında idin baskın olduğu durumlarda yaşamla uyumsuz hale geliyoruz aslında. Freud'un insan doğası görüşüne gelirsek Freud insan doğasını biraz olumsuz yorumluyor aslında. Kötücül olarak görüyor. Doğuştan sahip olduğumuz içgüdüler, dürtüler bizi sürekli etkiliyorlar. İçgüdülerin asıl amacı bizi hayatta tutma gibi görünse de aslında hazza ulaşmaya çalışır. Örneğin acıktığımızda yemek yemek isteriz ama asıl istediğimiz o yemek mi? Yemeğin bizde uyandırdığı haz mı? İçgüdüler bizi hazza yöneltir der. Tabi bu yaşamda kalmamızı, hayatta kalmamızı sağlar. Bu yönüyle iyi bir şey ancak doyurulmazlarsa da gerginlik oluşur, gerilim oluşur. Bu gerilim giderilmezse kişi de uyumsuz davranışlara sebep olabilir. Kişiliğin işlevlerini sürdürmeye yönelik iki temel içgüdüden bahseder. Yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü. Yaşam içgüdüsü her ne kadar kulağa garip gelmese de ölüm içgüdüsü bir nevi garip gelebiliyor. Çünkü birey doğuştan ölme arzusuyla da doğuyor. Bu bazen kişinin kendisine de zarar verebiliyor, başkalarına da zarar verebiliyor. Ve doğumdan itibaren Bunlar işlev görmeye başlıyor. En temel içgüdü ise cinsellik içgüdüsüdür der. Freud ölüm içgüdüsü ve yaşam içgüdüsü demeden önce başka isimlendirmeler de yapmıştı. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleri diye de bahsediyordu önceden ve hatta bu ikisini ayırmıyordu da birbirinden. Yani cinselliğin içinde de bir şiddetin olduğu, şiddetin içinde de bir cinsel hazın olduğunu söylerdi. Daha sonra genel bir başlık halinde yaşam ve ölüm diyerek yeni bir başlık koydu aslında. Freud'un yaşamına yine döneceksek biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı zamanlarında yaşadığı için acaba bu savaş ortamından dolayı mı böyle düşünüyor diye kendi kendinize düşünüyorsunuz ki zaten kendi de o sürece baktığında anlam veremiyor. Bu kadar insan bu kadar insanı niye öldürüyor ki? Ve ölüm içgüdüsüyle bu durumu açıklıyor. Buna da tanatos diyordu başlarda aslında. Thanatos yine ölüm içgüdüsü anlamına gelen bir kelime. Her ne kadar yaşamak istesek de yaşamın nihai amacı ölümdür der. Ölüm bir yerde kurtuluş gibidir. Tüm acılardan kurtuluruz çünkü. Belki bundan dolayı arzuluyoruz. Gerilim, gerginlik her şeyin biteceği bir noktadır aslında. Yaşam eninde sonunda önceki formuna, yani kendini yok ederek hiçliğe ulaşmayı ister. Kişi kendiyle ve toplumla sürekli çatışma halindedir. Çünkü toplumun kabul etmediği ama kişinin haz aldığı bazı eylemler olabilir. Ensest ilişki gibi. Burada bir çatışma yaşanır. Kişiliğin işlevleri özellikle yapısal kişilik kuramında açıklayacağı id, ego ve süper ego arasındaki dengesizlik kişiyi nevrotik bir hale büründürebilir. Eğer ego id ve süper ego arasında bir denge sağlayamazsa problematik olabilir bu. Kişiyi de topluma uyumsuz bir hale getirir. Bunu da yine birazdan yapısal kuram başlığı altında açıklayacağım. Toplumla aramızdaki bu çatışma ister istemez hazlarımızı toplumun isteyeceği şekilde bir davranışa dönüştürmemize sebep olur. Freud bunu şöyle açıklar, benim de çok hoşuma gider bu ifade. ''Kişinin modern toplumda yaşama isteğinin bedelidir.'' bu der. Yani gelişmiş toplumlarda yaşamanın getirmiş olduğu bir bedeldir bu aslında. Kişiliğin az önce bahsettiğim bu üçlü sistemini, id, ego ve süper egoyu yöneten bir pisişik enerjiden bahsediyor Freud. Pisişik enerji varsayımsal bir şeydir ancak fiziksel bir enerji gibi de değildir. Gözle görülmez ama id, ego ve süper egoyu yürüten şeydir. Bazen bu enerji dağılımı değişebilir, idde birikebilir örneğin enerji. Bu denge sağlanmazsa zaten kişide problemler ortaya çıkabiliyor. Freud'un bahsettiği yaşam içgüdüsünün enerjisi olarak libido kavramının kullandığını görüyoruz. Ölüm içgüdüsü için bir aslında kelime literatürde yok ama başlarda destroy anlamına gelen, yıkmak, yok etmek anlamına gelen destrudo kelimesini kullansa da daha sonraları bu kelimenin kullanıldığını görmüyoruz. Ama libido çok kullanılıyor. Günümüzde de biz kullanıyoruz zaten. Halk da bazı kelimeleri kullanıyor. Örneğin bilinç dışı, dil sürçmesi, libido gibi kavramları biz aslında Freud'un öne sürdüğü psikanalitik yaklaşımla öğrendik. Freud Charcot ve Breuer'in çalışmalarıyla oldukça etkilenmişti zaten. Hipnoz tekniğini kendisi de kullanırdı. Bu konuyla alakalı Freud dizisi var Netflix'te. Oradan da bakabilirsiniz. Hem bu anlattıklarım daha canlanırsa gözünüzde daha fazla aklınızda kalır. Freud orada hipnozu uygulamaya çalışıyor. Kendince hipnoz içerisinde de yeni Teknikler bulmaya çalışıyor. Hipnozla fiziksel bazı belirtilerin yok edildiğini görüyor. İyi geliyor yani insanlara ama Freud biraz daha dinamik bir yaklaşıma doğru yol almış görünüyor. Bilinç dışı güçlerin kişi üzerinde çok etkili olduğunu söylüyor ve bu herkeste aynı şekilde işliyor. O yüzden buna Pisişik determinizm diyor. Biliyorsunuz determinizm aynı şartlar altında aynı sonuçları doğuran olayları kasteder. Herkes de bu kişiliğin bölümleri, işlevleri aynı şekilde işliyor der. Çocukların saf ve masum olduğuna inanmaz. Cinsellik sadece ergenlik döneminde ortaya çıkan bir şey değildir. Çocuk doğduğu andan itibaren cinsel düşüncelere sahiptir der. Kişiliğin yapısına gelirsek Freud kişiliğin yapısını açıklarken topografik ve yapısal kuram diye iki kuram ortaya koymuştur. Tabii bu iki kuram kuram birbirini tamamlayıcı kuramlar. Topografik kuramda bilinç dediğimiz şeyin aslında sadece farkındalık sürecinden ibaret olmadığını göstermiştir. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı diye 3 ana bölüme ayırmıştır ki bu buzdağının en çok kısmını bilinç dışı kaplar. Bilinç dışında biriktirdiğimiz, depoladığımız bilgilerle aslında yaşıyoruz bir yerde. Bilinç ne demektir? Farkında olduğumuz şey, farkında olduğumuz bilgiyi yaşadığımız şu anki durum Bilinç öncesi ise ufak bir çabayla hatırlanabilir, bilince getirilebilir. Bilgileri kapsar bilinç öncesi örneğin telefon numarası gibi ya da bir saat önce dinlediğiniz dersi şöyle hatırlamaya çalışırsınız. Tekrar geri gelir o bilgi. Ama bilinç dışındaki bilgiler böyle kolayca ortaya çıkmazlar ve kişi istediğinde ortaya çıkaramaz. Rüyalarla ortaya çıkabilirler, terapi sürecinde serbest çağrışımda, dil sürçmesinde, rüyalarda dediğim gibi ve e, projektif testlerde ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Mesela Roşah testi de buna benzer bir testtir. Bilirsiniz, filmlerde, dizilerde çok geçer. Mürekkep lekelerine bakıp kendinizce yorumlamaya çalışırsınız. Orada ne gördüğünüzü anlatırsınız ve terapist de bu durumu yorumlar. Her nesnenin karşılığında belli anlamlar vardır. Bilinç dışınızda biriken depolanan bilgiyi anlamaya, ortaya çıkarmaya, böylece sorununuzun temeline inmeye çalışırlar. Bilinç dışı ulaşılamayan tüm içgüdüleri, bastırılmış anıları, hatırlamakta zorlandığımız anıları ve duyguları kapsar. Freud topografik kuramdan yapısal kurama doğru bir geçiş ihtiyacı hissetmiştir. Hastalarıyla çalıştığı zaman edindiği tecrübeler onu buraya sevk etmiştir aslında. Yapısal kuramda Freud kişiliğin üç sisteminden bahseder. Bunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Id, ego ve süperego. Bu kuramda insanların kişiliği biyolojik bir temele dayanır. Yine psikolojik determinizm söz konusu. Her insanda id, ego ve süperego oluşur doğuştan vardır id. Id ile başlayalım. Id refleks eylemler ve birinci süreçleri kullanır arkadaşlar. Daha hayvansı bir beyindir aslında. Haz odaklıdır. Haz ilkesiyle hareket eder. Düşünüp tatmaz yani. Ulaşmak istediği şeye bir an önce ulaşmak. Acıdan kaçmak ister. Dolayısıyla gerilim yaratabilir bu. Çünkü toplumsal bir varlık olarak insan hazın her türlüsünü o an karşılamayabilir. Ertelemek isteyebilir toplumsal gereksinimlerden dolayı. İd adeta enerji depolayan bir yer gibidir. Bu enerjiyle de başa çıkmak için bu depolamayla refleks eylemleri ve birincil süreçleri kullanır. Refleks eylemler dediğimiz göz kırpmak, hapşırmak gibi temel refleksler aslında. Bizim yine bilinç dışımızda biriken bu enerjiyi atmamıza sebep oluyor. Bu verdiğim sadece iki örnek aslında ama birçok böyle istediğimiz hani bilinç dışımızda var olan hazza ulaşmak istediğimiz, bizi zorlayan durumdan kurtulmak istediğimiz cinsellik gibi ulaşmak istediğimiz hedefler, hazlar var. Bunlar gerilim yaratmaya devam ederler insanda. Birincil süreçlerde ise kişi gerilimi ortaya kaldıracak nesne ya da objelerin imgeleriyle ilgilenir. Örneğin acıkan kişinin yemeği hayal etmesi gibi ya da her neyse istediği şey, ihtiyacı her neyse imgeleme yoluyla bunun üstesinden gelmeye çalışır. Ancak bu bazen aşırıya kaçar ve ister istemez toplumla uyumsuz durumlar oluşabilir. Dolayısıyla id tek başına insanda var olsaydı bu mekanizma, bu süreç sağlıklı işlemezdi. Bu yüzden egoya ihtiyacımız oluyor. Ego id'in tam zıttı gibi bir şeydir. İd daha çok fantezi dünyasında yaşar, hayallerle uğraşır, hazza ulaşmaya çalışır. Ego gerçeklik ilkesi üzerine kuruludur ve bir sonraki adımda bahsedeceğim süper ego ile id arasında dengeleme sağlar. İd'in hazlarını bastırmaya, baskılamaya toplum tarafından daha kabul edilebilir bir davranış haline getirmeye çalışır. Aslında farkında olduğumuz bilinçli kısımdır ego id daha çok bilinç dışımızdan bizi etkilemeye devam eder. Ego, idi ve süper egoyu dengelediği için bu durum aslında normal bir şeydir. Yani normal insanlarda görülen şeydir. Ancak id bazen daha baskın olabilir, süper ego ba daha baskın olabilir. Bunlar da normal olmayan, anormal dediğimiz insanlar aslında. Yani psikolojik bozukluk yaşayan, sosyolojik anlamda topluma kendini entegre edemeyen kişilerden bahsediyoruz. Süperego'ya gelecek olursak, süperego kısaca vicdandır, toplumdur, kurallardır, kanunlardır, gelenek göreneklerdir, dinlerdir, inançlardır, id gibi sadece haz odaklı değildir. Toplum ne istiyor? Kabul edilen, yani gerçeklik değil de gereklilik nedir? Bunu düşünür, gereklilik ilkesi üzerinden hareket eder dolayısıyla. Doğuştan gelmez, öğrenilir ama vicdan sonuçta bilinç dışıdır, temel inançlarımızdır bizim. Yasaklar koyar, ...mükemmeli arar, hata kabul etmez. Bu noktada id ile en çok çatışan bölümdür. Ego da bu ikisi arasındaki aslında gerilimi azaltmaya çalışır. Örneğin id bir erkek diyelim, bir kadınla cinsel ilişkiye girmek ister. Süper ego der ki ama o kadın yabancı bir kadın... ...tanımıyorsun, etmiyorsun, evli değilsin falan der. Ego da der ki o zaman biz sizi evlendirelim. Hem senin istediğin olsun, hem senin istediğin olsun. Kurallara, kanunlara uygun ama id'in de aynı zamanda hazza ulaşabileceği ortak bir nokta yaratır gibi düşünün. Çünkü bu noktada süperego hazzı çok fazla düşünmez. Millet ne der daha çok umurundadır yani. Hani bazı insanlar millet ne der gibi bir kaygısı vardır. Bu daha önemli olabilir bazen onlar için. Kendi hazlarından vazgeçebilirler. El alem ne der bize? Böyle bilinirsek ne olacak bu? Bu aslında süperegonun insanı yönlendirmesidir. Freud aynı zamanda kişiliğin bu üç sisteminin ortaya çıkardığı kaygı çeşitlerinden de bahseder. Gerçeklik kaygısı, nevrotik kaygı ve ahlaki kaygı. Az çok tahmin edersiniz gerçeklik kaygısı egodan, Nevrotik kaygı, idden ahlaki kaygı da süper egodan kaynaklanır. Gerçeklik kaygısı bildiğimiz gerçek korkularımızdır aslında. Yılandan korkmak, köpekten korkmak gibi gerçek obje nesnelerden e, bizde oluşan kaygı ve korkudur. Nevrotik kaygıda ise kişi içgüdülerini, dürtülerini kontrol edemeyecek gibi düşünür. Aklını mesela yitirecekmiş gibi hissetmesi nevrotik bir kaygıdır. Nevrozlara yol açabilir bu durum. Ahlaki kaygı ise yine toplumsal kurallardan kaynaklandığı için utanç, suçluluk gibi fiziksel bir sebebi olması gerekmiyor. Çünkü suçlu hissedebilirsiniz normal halinizle de. Yani bir olay yaşanır, bir durum yaşanır. Siz suçlu olmasanız bile suçlu hissedebilirsiniz. Bunun sebebi sizinle alakalıdır. Yaşanılan olayla alakalı olmak zorunda değildir. Nevrotik kaygıyla başa çıkmak için ego savunma mekanizmalarını geliştirir. Savunma mekanizmaları aslında bizi hayatta tutan şeylerdir. Ancak bazen id aşırı baskın olur, domine eder egoyu ve bu durum daha uyumsuz olmamıza sebep olabilir. Savunma mekanizmalarının temel amacı aslında bu arada bilinç dışında oluyor yine bu gerçeği biraz daha farklılaştırır, yönlendirir, biçimini değiştirir daha az tehdit edici hale getirir. Yani gerçeği reddeder bir yerde. Ama bizler de çoğu zaman gerçeği reddederek yaşarız. Örneğin ölüm denilen bir şeyin gerçek olduğunu bilsek de yokmuş gibi düşünerek yaşarız. Bunlar aslında bizim savunma mekanizmalarımızın sağladığı o rahatlıktan dolayı olabilir. Şimdi de bu savunma mekanizmalarına beraberce bakalım. Hangi savunma mekanizmaları var? Bastırmadan başlayalım. İngilizcesiyle repression diye geçiyor. Kişinin baş etmekte zorlandığı, yüzleşmekte güçlük çektiği gerçekleri bastırması, yani bilinç dışına itilmesi olayı. Kişi bu durumun tabii farkında olmaz. Bu sayede de biz kaygıdan kurtuluruz aslında. Örneğin çocukluğunda çok kötü bir şey yaşamış olan bir insana sorduğunuz zaman o anıyı o hatırayı hatırlamaz. Bir şekilde bilinç bu savunma mekanizmalarından dolayı onu bastırmıştır, sanki yok etmiştir ki o gerçekliği daha az tehdit edici bir seviyeye indirmiştir. Böylece kişi o kötü anıyla yaşamak zorunda kalmaz. O silinmiş gibidir. Gerileme savunma mekanizması var. Psikoseksüel gelişim evrelerine göre ki bunu da ileride işleyeceğiz. Bu evrelerde kişiler 5 evreden geçerek tamamlarlar, bazen olgunlaşırlar, bazen de bu evrelerde ileriye gitmek yerine geriye giderler. Örneğin 5-6 yaşında tuvalet eğitimi olan bir çocuğun altını ıslatması gibi, parmak emmesi gibi, objeleri ağzına sokması gibi. Gerileme yani önceki dönemlere dönüp yaşından beklenmeyecek ama küçükken yaptığı davranışları sergilemesi gibi ki bu yetişkinlerde de var. Yansıtma mekanizması var. Kişinin aslında kendi suçunu başkasına atması, cimri bir insanın diğer insanları cimri göstermeye çalışması gibi. İçe yansıtma mekanizmasında kişi çevresiyle uyum içerisine girmeye çalışır. Gördüğü, yaşadığı olayları kopyalar, içe alır aslında. Babasından şiddet görürse kardeşine de şiddet gösterir, yansıtır. Bunları değer olarak kabul ediyor çünkü. Entelektüelleştirme var. Bir olay ya da deneyim yaşıyorsunuz ama bunun duygusal etkisini ortadan kaldırıyorsunuz. Daha analitik yaklaşıyorsunuz. Örneğin kanserden korkan kişinin kanseri araştırması, kanser hakkında bilgi sahibi olması gibi. Neden bulma mekanizması var. Bu da aslında bahane üretmek diyebiliriz. Bir duygunun yarattığı gerilimi onu zihinleştirerek başa çıkmaya çalışmak. Örneğin işinde normalde terfi almayı seven bir kişi terfi alamadığı zaman ya iyi oldu zaten. O kadar sorumluluğu kim alacak şimdi deyip işin içinden sıyrılması gibi. Yapma bozma mekanizmasında önceden oluşan bir durumu hükümsüz kılacak bir tepki, tutum ya da iletişim içinde olmak. Örneğin iki kız kardeşin kavga edip daha sonra buluştuklarında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması. Karşıt tepki geliştirme, reaction formation ya da burada da kişi aslında sahip olduğu eğilimlerin tam tersini göstermeye çalışması. Homoseksüel eğilimleri olan bir insanın homoseksüellik karşıtı eylemlere katılması gibi. Yüceltme mekanizması Freud'a göre en olgun mekanizmadır. Yüceltme mekanizmasında kişi var olan dürtüsünü sosyal olarak daha kabul edilebilir bir halde yaşamaya çalışır. Örneğin cinselliğe aşırı ilgi duyan birisi cinsel ilişki yaşamak isteyen birisi cinsel bir terapist olabilir. Cinsel davranışları araştıran bir uzman olabilir sahip olduğu dürtüyü daha kabul edilebilir bir hale çevirir aslında. Örneğin kesmek isteyen, kan görmek isteyen birisi gidip kasap olur. İzolasyon mekanizmasında ise kişi bir şekilde yaşadığı deneyimden duygularını ayırarak o olayı yaşar deneyimler. Örneğin tıp öğrencileri kadavrayla çalışırken ölümü düşünmeden o işi yapmaya çalışırlar. Yani kendilerini duygularından soyutlarlar. Yatsıma, inkar etme mekanizması kişinin aslında kendini tehdit eden bir olayı inkar etmesidir. Örneğin koronavirüs sürecinde insanların çoğunun aslında virüs yok demesi gibi ya yani bu durumu inkar etmesi. Çünkü bu durumun varlığı karşısında yaratılan, oluşan tehdidin önüne geçebilecek bir çaresinin olmaması buna sebep olabiliyor. Özdeşleşme mekanizmasında aslında model almaktır. Kız çocuğunun annesinin topuklu ayakkabılarını giymesi, ojesini sürmesi, makyaj malzemelerini kendine yine sürmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Yön değiştirme aslında kişide yaratılan gerilimin, huzursuzluğun başka bir tarafa yönlendirilmesi. Örneğin iş yerinde patronunuzdan azar işitiyorsunuz ve eve geldiğinizde bunu çocuğunuza yansıtıyorsunuz. Öfkenizi orada boşaltmak istiyorsunuz gibi. Değersizleştirme ise aslında bizim hani kullandığımız kedi ulaşamadığı ciğere murdar der dediğimiz ifade ya da Paranız yetmediği için alamadığınız güzel bir elbiseye aslında o güzel değilmiş falan demeniz gibi bir şey. Gelelim Freud'un psikoseksüel gelişim dönemlerine. Bu gelişim dönemleri çocuğun doğumundan başlar, ergenliğin sonuna kadar, yetişkinliğe kadar devam eder. Her dönemin kendi içerisinde libidinal enerjisinden ya da cinsel enerjisinden bahsedilir. Her dönem kendi içerisinde ulaşılmayı bekleyen bir hazzı barındırıyorken aynı zamanda her dönemin kendi çatışması da vardır. Bu dönemlerdeki bu çatışmalar sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmazsa kişi de psikoz, nevroz gibi sonuçlara yol açabilir, gerilemeye sebep olabilir. Bir sonraki evreye geçişte sağlıksız bir süreç yaşamamıza sebep olabilir. Kısaca oral dönem, anal dönem, fallik dönem, gizil dönem ve genital dönem. Oral dönem ağızla alakalı, anal dönem yine isminden anlayabileceğiniz gibi anüs bölgesiyle makatla alakalı. Fallik dönemde anne babaya yönelim görüyoruz ve gizil dönem daha çok sosyalleşmeyle alakalı ve genital bölgede yine cinsel üreme organlarıyla alakalı. Freud'un dediğine göre bu gelişim evrelerinden sağlıklı bir şekilde çıkmanın yolu bu evrelerde takılmamak Saplantıya uğramamak, aksi takdirde ilerleyemezsiniz. Bu saplantılara uğrama durumuna da fiksasyon diyordu. Oral dönemle başlayalım. Doğumdan bir buçuk yaşa kadar sürer. Haz bölgesi ağız bölgesidir. Emme refleksiyle çok fazla bir araya getirilir dolayısıyla. Bu dönemin çatışması ise sütten kesilmedir. Kişinin yaşadığı çatışma olayı annenin bugüne kadar beslediği, memesinden emdiği çocuk için sütün kesilmesidir. Yani çocuğun hazzı emme, ısırma, çiğneme gibi şeyler has kaynaklarıdır ki bu yetişkinlerde de yine bu şekilde devam edebiliyor eğer bu dönemde saplantıya uğradılarsa. Bu dönemde zorlanan kişilerde görülen davranışlar sabırsızlık olabiliyor, sigara olabiliyor, yine ağızla zevk alabildiğimiz sakız çiğneme daha çok olabiliyor. Freud bunların bu dönemle alakalı olduğunu söylüyordu. Anal dönem ise 1,5 yaştan 3 yaşına kadar sürer. Haz bölgesi anüstür, makattır. Çocuk boşalttığı zaman, dışkısını dışarıya attığı zaman bundan haz alır. Dolayısıyla boşaltım, tahrip etme, dışarıya atma gibi eylemler haz verici eylemlerdir. Bu dönemin çatışması da tahmin edebileceğiniz gibi tuvalet eğitimidir. Hassas olunması gereken bir dönemdir. Freud bu konuda çocuğun hazır olması noktasına çok değinir. Çocuk hazır değilken hele ki katı bir tutumla asla çocuğa yaklaşmamak lazım der. Bu dönemde olumsuz atlatan, zararlı çıkan bireylerde düşmanlık, düzensizlik, aşırı güven, sorumsuzluk, cimrilik, aşırı cömertlik ya da çünkü cimrilik cömertlik bir şekilde bir şeyleri tutma ya da bırakma ile alakalı. Yardımlaşma davranışı mesela. Birine bir şey verecekseniz bu sizin bu dönemle alakalı yaşadığınız problemlerle örtüşüyor olabilir. Eğer cimriyseniz bu dönemde yaşadığınız bir saplantıdan dolayı böyle davranıyor olabilirsiniz diyor. Bu kişiler daha sert olur diyor, daha bilgiç olur, daha böyle kararsız olur ve koleksiyon gibi şeylere merakları olur mesela. Başarılı olan kişiler ise yaratıcı, üretken ve girişimci insanlar olur. Fallik döneme gelirse bu dönem Freud için önemli, sizin de duyduğunuz bazı kompleksleri de içeriyor bu dönem. Elektra ve Oedipus kompleksi gibi çocuğun 3 yaşından 3,5 yaşından 5-6 yaşına kadar sürdürdüğü dönemi kapsıyor. Bu dönemde libidinal enerji ve zevk kaynağı genital bölgededir. Cinsel üreme organlarındadır. Çocuklarda bu davranışı görebiliyorsunuz. Ben kendim anaokulu psikoloğu olduğum için gördüğüm davranışlarda oluyor. Freud bu noktada haklı. Çocuklarda mastürbasyon dediğimiz olay gerçek bir şey. Bunda zaten herkes hemfikir. Ancak Freud'un bir de bir çatışması var bu dönem için öne sürdüğü. Bu da Elektra kompleksi ve Oedipus kompleksi. Oedipus kompleksinde erkek annesini babasından kıskanırken, Elektra kompleksinde kız çocuk babasını annesinden kıskanır. Babasıyla birlikte olmak ister, yine erkek çocuk annesiyle birlikte olmak ister. Cinsel birliktelikten bahsediyorum. İster istemez anne ve baba çocuğun ilk aşk nesnesi haline gelir ve anneye ya da babaya karşı bir rekabet duygusu beslemeye başlar çocuk. Eğer erkekse babayla rekabete girer, kızsa anneyle rekabete girer. Bu noktada Freud'un Olgu Öyküleri kitabı okunabilir. Orada küçük Hans vakasından bahseder. Oedipus kompleksine örnek olarak gösterilebilir. Yine kastrasyon kavramı ile alakalı Nazio'nun bir kitabı var. E, Psikanalizin 7 temel kavramı diye. Burada 7 temel kavramı güzelce açıklamışlar. Psikanalize ilginiz varsa okuyabilirsiniz ama çok bilginiz ve ilginiz yoksa biraz ağır okuma olabilir sizin için ama kavramlara ayrı ayrı bölümler ayrılması benim hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir kitap tavsiye ederim. Erkek çocuğa döneceksek yine küçük Hans vakasında olduğu gibi erkek çocukları annesiyle böyle bir ilişkiye girmek istediği için babayla rekabet kurar ve bir şekilde kastrasyon korkusu yani cinsel organının kesilmesi korkusunu yaşar. Çünkü ben anneme böyle bir yönelim gösteriyorum ama ortada bir erkek yetişkin birey var. Böyle bir şeyi ben hissettirirsem muhtemelen benim cinsel organımı kesecek ya da beni öldürecek gibi bir korkusu ve kaygısı vardır çocuğun. Burada yine aile tutumları çok önemli der Freud. Babanın mesela cezalandırıcı tutumu, çocuktaki bu kastrasyon korkusunu arttıran bir şeydir. Kız çocuğuna karşı davranılan cezalandırıcı tutumda ise kız çocuğunda da Penis kıskançlığına sebep olan bir duruma yol açabilir der. Genel kuramdan bahsettiğimiz için komplekslere çok detaylı girmiyorum ama kastrasyonla alakalı Freud'un anlattığı çok daha fazla şey var. İnsan psikolojisini tahmin edemediğimiz kadar etkileyen korkulara sebep olabiliyor. O yüzden meraklısı iseniz bunları okumanızı tavsiye ederim. Asla bir ön yargıyla yaklaşmayın çünkü Freud'un burada anlatmak istediği bazı şeyler var. Elbette kendi yaşantısından da bunu yansıtmış olabilir. Hatırlarsanız hayatından bahsederken Freud babasıyla daha 2 yaşındayken bile bir rekabete girdiğini söylemişti bize. Bunu genellemiş olabilir ki zaten eleştirildiği zaman Freud bu evrelerin her insan için nesnel bir gerçeklik olarak sunulmaması gerektiği gibi eleştiriler de almıştır. Gizil döneme gelelim. Latans dönem ya da latent dönem 6-12 yaş aralığını kapsar. Bu dönemde çocuk için cinsellikten ziyade Toplum tarafından kabul edilme, sosyalleşme gibi şeyler has kaynağıdır. Sadece karşı cinsten bir hoşlanma yoktur. Hem cinsleriyle ilişki kurmaya, onlarla birlik olmaya, gruplar oluşturmaya, arkadaş grupları, daha çok vakit geçirmeye başlar çocuk. Bir nevi topluma çocuğu hazırlayan bir dönem gibi bir şey. Bu dönem içinde de çatışmadan bahsedecek olursak çocuk için kabul edilmeme, beğenilmeme, takdir görmeme gibi şeylerden bahsedilebilir. Bu evreyi sağlıklı atlatan çocuklar elbette sosyal olur, çalışkan olur, üretken bireyler haline gelirler. Daha dışa dönük insanlar olurlar. Eğer başarısız bir dönemden geçtiyse aşağılık kompleksi geliştirebilir, aşağılık duygusuna kapılabilir, içe dönük bir insan haline gelir, daha duygusal bir insan da olabilir. Genital dönem ise ergenlik çağıdır aslında. 12 yaştan 18 yaşına kadar sürer yetişkinliğe doğru yani has kaynağı yine cinsellik üzerine genital bölgeyle alakalıdır. Ancak küçük yaşlarda anne babaya yönelen çocuk artık karşı cinse yönelmeye başlamıştır. Burada tabi yaşanan çatışmada sosyal kurallara uymama, okul, ders çalışma, sorumluluk gibi şeylerdir. Bir anda çocuğun bedeni değişirken bir anda da bir kimlik edinme süreci vardır. Bu kimlik sürecini çocuk çözemezse kimlik bunalımına girerse toplumla bir uyuşmazlık yaşamaya başlar. Bu dönemde aileyle ilgili çatışmalar devam eder. Fallik dönemdeki o kompleks durumları gibi rekabet başlayabilir ve bu sıkıntıların bu dönemde giderilmesi gerekir. Aksi takdirde devam eden sıkıntılar haline dönüşebilir der Freud. Başarılı olursa çocuk bu sürede çalışkan, mutlu, üretken, anlamlı ilişkiler geliştiren bir birey haline dönüşürken başarısız olursa ya aşırı bağımlı olur ya da aşırı bağımsız tutumlar sergilemeye başlar çocuk. Şimdi de psikanalitik değerlendirme tekniklerine bakalım arkadaşlar. Psikanalitik yaklaşım dediğimizde acaba seans sürecinde terapi odalarında ne gibi teknikler uygulanıyordu? İnsanların bilinç dışındaki malzemeyi anlamak için Freud neler yapıyordu? Biliyorsunuz önceleri hipnozu çok kullanıyordu Freud ancak hipnozla bir şekilde bilinç dışındaki malzemeyi gün yüzüne çıkarıyordu. Ancak kişi bunu sadece hipnoz altındayken dışarıya çıkarabiliyordu. Hipnozdan uyandıktan sonra bu bilgilere tekrar ulaşamıyorduk. Tekrar bilinç dışına geri gidiyordu bunlar. Freud bunu çözmesi gerekiyordu ve serbest çağrışım diye bir teknik ortaya attı. Serbest çağrışımda hiçbir sınır olmaksızın istediğiniz gibi konuşuyorsunuz. Freud tabi bu süreçte sizin yanınıza başınıza oturuyor, siz uzanıyorsunuz, divan diyebilirsiniz çoğunuz, oradan geliyor. Freud kendi duygularını size göstermeden ama sizin de duygularınızı görebileceği şekilde oturmayı tercih ederdi ve siz içinizden geldiği gibi anlatırdınız. Peki bu çok saçma gelmiyor mu mesela ilk duyduğunuzda adam her şeyi anlatabilir bu onun bilinç dışı ile ne alakası var diyebilirsiniz ama Freud şunu keşfediyor İnsanlar konuştukça 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 bir yerden sonra bir örüntü yakalayabiliyor Freud. İster istemez bilinç dışı malzemeye doğru giden bir yol açılıyor. Böylece sorunun kaynağına inip temelini bulabiliyorsunuz. Bu konuşulanlar arasında anlamlı bir zincir olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak Freud'un bu konuda zorlandığı bir yer vardı. İnsanlar her ne kadar konuşsalar da bir noktada direnmeye başlıyorlardı. Freud buraya direnç noktası demeye başladı ki direnç noktasından sonrasını görebiliyorsanız, bu konuyu aşabiliyorsanız gerçek tedavi o zaman gerçekleşiyordu. Bir diğer teknik de rüya analizi arkadaşlar. Freud'a göre kişiliğin en büyük kısmını bilinç dışı oluştururdu. Ve bu kısım aynı zamanda en ulaşılamaz olan bölümdür. Gerçek hayatta ego, savunma mekanizmalarını kullanarak bastırdığı o depoladığı bilgiyi rüyalarda hiçbir sınır olmadan savunma mekanizmalarından azade bir şekilde rahatlar ve bunları bazen birebir bazen de sembolik yollarla rüyalara yansıtırdı. Rüyalar bastırılmış isteklerin, çatışmaların ve korkuların açığa çıktığı yerdi. İd'in dürtülerini doyurduğu, hazza ulaştırdığı yerdi. Çünkü biz id'in dürtülerini günlük hayatımızda devamlı karşılayamayız toplumsal kabul anlamında. Aksi takdirde toplum bizi dışlar. Rüya konusunu Freud o kadar sevmiştir ki bilinç dışına giden kraliyet yoludur demiştir. Ki Freud kendi ortaya attığı kuram ayakları yere tam basmayan bir kurammış gibi görürdü. Kendi de hayal kırıklığına uğrardı. Zaman zaman motivasyonu düşerdi. Ancak rüya konusunu keşfettikten sonra, rüya analizine başladıktan sonra tamam benim kuramım artık yere sağlam basıyor deyip tekrardan motive olup kuramının devamını getirmeye başladı. Rüyaların hepsi açık değildi. Bazıları örtük rüyalardı, gizil rüyalardı ve bazıları sembollerle kendini ortaya çıkarıyordu. Freud bu sembollere takılmıştı evet ama semboller her insanda aynı anlama gelir diyemesek de bazı semboller aynı anlama gelebiliyordu. Örneğin merdiven çıkmak, basamak çıkmak gibi şeyler cinsel birleşimi kastediyordu bir şekilde. Ulaştığı sonuçta. Mum gibi, yılan gibi, direk gibi şeylerde erkek cinsel organını kastediyordu. Balkon, kutu, kapı gibi şeylerde kadın cinsel organını kastediyordu. Bu konuda Freud'un düşlerin yorumu ya da rüyaların yorumu diye çevrilen kitabına bakabilirsiniz. Rüyalar konusunu çok detaylıca orada. Anlatmıştır. Rüyalar aynı zamanda kişiye özel de olabilir. Hep bir sebebi bulunmak zorunda değildir. Birden çok sebebi de olabilir. Yaşadığınız, gördüğünüz rüyanın birçok sebebi olabilir diyor yani. Bir diğeri aktarımdır arkadaşlar. Transferansya da hatta bunu bir başkadır diye bir dizi var. Netflix'te başladı. İzleyebilirsiniz. Oradaki terapist de transferans kelimesini kullanıyor. Belki oradan hatırlarsınız diye tekrar edeyim dedim kişinin aslında yaşadığı olaydaki o duygulanımı terapiste de yansıtması. Örneğin babasıyla tartışmasını o ortama taşıyıp terapisti babası gibi görmesi. Otorite figürünü terapisti gibi görmesi. Bu aslında terapistler tarafından istenilen bir durum. Çünkü hastayı daha iyi anlamış oluyorsunuz. Size gösterdiği o duygulanımı daha iyi kavrayabiliyorsunuz. Bu istenilen bir durum yani. Geçmişte yaşanılan o olayı tekrardan yaşama gibi bir durumunuz yok. Yapabileceğiniz tek şey en azından aktarım tekniğiyle o olayı tekrardan yaşayıp tekrardan anlamlandırmak. Bu durum basit bir durum değil, görmezden gelinmemelidir. Çok önemli bir durumdur. Aksi takdirde başarılı bir terapiden bahsedemeyiz der Freud. Duygusal tepkilere de kapılmamak gerekir der. Yani terapist oldukça soğukkanlı olması lazım. Karşı taraftaki insan size hakaret bile edebilir çünkü. Bir diğeri de karşı taktarımdır. Burada da terapist kendi duygularını istemeden bilinç dışı bir kontrolle hastasına yansıtır. Yine aynı şekilde Bir Başkadır dizisinde bu da var. Hatırlarsanız ilk görüşmede terapistin danışanı başörtülü bir kadın ve terapist bu durumdan biraz rahatsız oluyor. Çünkü başörtülü insanlarla yaşadığı daha önceden annesinin babasının anlattıkları bir şekilde bilinç dışında yer edinmiş ve Başörtülü kişiye karşı bir intikam alma, bir mücadele etme gibi bir isteği var. Hatırlarsanız ya da izlemediyseniz izlediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Terapinin sonlarına doğru terapist hastanın hassas olduğu bir noktaya, bir yaraya defalarca basarak onu incitmeye de çalışıyor aslında bir yerde. Her ne kadar iyi yaptığını söylese de aslında karşıdakine zarar veriyor çok çok dikkat etmek gerekiyor buna. Çok problematik bir durumdur ve terapi diye bir şey gerçekleşmiyor böyle bir durumda. Sadece karşılıklı intikam alınmış oluyor. Bu yüzden dikkat edilmelidir. Bir diğeri ise Freud sürçmesi ya da dil sürçmesi. Biliyorsunuz bazı kelimeleri, bazı kavramları çok kullanıyoruz. Dil sürçmesi de Freud için çok önemliydi. Çünkü dil sürçmelerinin bir şans eseri olduğunu, hata eseri olduğunu düşünmüyordu. Burada bir şekilde bilinç dışı malzeme, bilinç öncesi malzemeden daha baskın hale geliyor ve bilinç dışındaki şey çıkıyor ortaya. Bir şey söylemek istiyorsunuz, bilinç dışınızda söylemek istediğiniz şey daha baskın olduğu için bir anda ağzınızdan o çıkıyor. Ya ben bunu nasıl söyledim diye bir anda şaşırıyorsunuz. Aslında asıl söylemek istediğiniz şey oydu. Çeşitli şeylerden dolayı, süper egodan dolayı, toplumdan dolayı, kendi vicdanınızdan, ahlakınızdan dolayı söyleyemiyorsunuz bilinç dışınıza itiyorsunuz dolayısıyla. Ama bilinç dışı sanki bir şekilde intikam alıyor ve zaman zaman böyle ortaya çıkıyor. Buna Freud sürçmesi de deniyor literatürde. Örneğin kocamın aklına hayranım diyen bir kadın kocamın ağzına hayranım diyebiliyor bir anda. Freud'un bu dil sürçmesiyle alakalı Konuşanlar adlı bir program var YouTube'da yayınlanıyor. 19. bölümde 59. dakika 40. saniyeden itibaren bakarsanız orada güzel bir örnek var. Dil sürçmesi belki de yine orada konuşan kadının bilinç altındaki malzeme, bilinç dışındaki malzemeyi ortaya çıkarmış bir durumda. Kuramı genel olarak ele aldık arkadaşlar. Kuramın güçlü yönlerinden bahsedecek olursak Freud kişilik yapısını anlamak ve değerlendirmek adına psikanalitik kuramı geliştirmiştir. Her kuramın güçlü yönleri, zayıf yönleri eleştiri aldığı kısımlar olabilir. Normal bunlar. Bu kuram birçok kurama da birçok öne çıkan psikolojik teoriye de temel oluşturmuş durumda aslında. Ancak yine de eleştirildiği kısımlar var. Biz güçlü yönlerinden başlayalım. Freud Breuer ile çalıştıktan sonra fizyolojik olarak görülen problemlerin aslında psikolojik sebeplerinin olabileceğini söylemiştir. Dolayısıyla daha psikobiyolojik bir yaklaşım tarzı sergilemiştir. Bazen psikolojik acının fiziksel acıdan daha önemli olduğunu, daha zor olduğunu söylemiştir. Yeni tedavi teknikleri geliştirmiştir. Önceki arkadaşlarına ve hocasına ek olarak serbest çağrışım gibi rüya analizleri gibi serbest çağrışım içerisinde yine direnç noktasının değerinden bahsetmiştir ki bu noktayı geçemezseniz asıl terapi tedaviyi uygulayamazsınız demiştir. Aktarım konusundan da bahsetmiştir. Aynı şekilde karşıt aktarımında olabileceğini iddia etmiştir terapistle danışan arasında. Ancak şunu da söyleyebiliriz ki Freud oldukça cesur bir insan. Çünkü her şeyin temelinde cinsellik var diyorsunuz. Sizin içinde bulunduğunuz topluma bile aykırı bir fikir bu. İçinde bulunduğunuz geleneğe, göreneğe, inanç bütünlüğüne belki tamamen zıt ama siz yine de doğru gördüğünüz, hakikat gördüğünüz şeyi sunuyorsunuz. Bu yönüyle Freud'un cesur olduğunu, cesaretli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kişiliği ve yapısını anlamak adına geliştirilen ilk sistematik kapsamlı kuramdır. Psikanalitik kuram. Kuramın zayıf yönleri, daha doğrusu eleştirilen yönlerinden bahsedersek, biliyorsunuz Freud psikoseksüel gelişim dönemleri, evrelerinden bahsetmişti. Bu evrelerin herkes için geçerli olmadığını söylediler. İnsan çünkü biricik ve özeldir. Herkes gibi standart bir gelişim göstermeyebilir bu konuda dediler. Oedipus kompleksi örneğin evrensel değildir dediler. Bazı insanlar evet böyle bir kompleks yaşıyor olabilir ancak herkes için aynı şeyi söyleyemeyiz. Freud'un bu kuramında her ne kadar güçlü görünse de deneysel ve bilimsel değil de daha kuramsal kavramlar vardı. O yüzden deneysel olmadığı için çürütemiyorsunuz da yani arada kalıyorsunuz biraz. Tabi bu Freud'un ortaya koyduğu kuramın basit olduğunu da göstermiyor bir yandan ama Belli varsayımlara da dayandırıyor Freud. Örneğin bilinç dışından bahsediyor ve psişik bir enerjiden bahsediyor. Bunları her ne kadar ispatlayamasa da gösteremese de bunların terapide belli tekniklerle ortaya çıkan şeyler olduğunu, insan davranışlarında aslında gözlemleyebildiğimizi falan söylüyor ama bilimsel noktada biraz daha eksik kalabiliyor bazı yönleri. Ki bu konuda örneğin evrim teorisi de aynı itirazlara maruz kalabiliyordu. Özellikle Darwin'den sonra ilk yıllarda bu teori çok fazla tepki görmüştü. Ancak zamanla gözlem yapıldıkça, yeni deneyler, bilimsel aktiviteler yapıldıkça bunun daha bilimsel, gerçekçi olduğu ortaya çıktı yavaşça. Ancak Freud'un da yine bu öne sürdüğü psikanalitik kuram sadece o haliyle kalmadı. Freud'dan sonra gelenler kızı en başta Anna Freud'un katkıları, daha sonra Lacan'ın yorumları gibi daha farklı yollara, dallara ayrıldığını da görüyoruz. İnsanın doğası konusu eleştirilmiştir. Freud biliyorsunuz insanın kötücül olduğunu söylüyor. İnsan iyi bir şey bile yapsa aslında kötü bir niyetten, bir hazza ulaşmak istiyor. Ancak bunu toplumsal olarak daha kabul edilebilir bir halde sunuyor. Siz de buna iyilik diyorsunuz ama aslında o kişi bir şekilde bir hazza ulaşma peşinde. Yani daha kötücül yaklaşıyor insan doğasına. Bu eleştirilmiş. Örneğin Horney ve Erik Fromm tam tersini düşünüyor bu konuda. Cinselliğin her şeyi etkilediğini söylüyor Freud. Ancak eleştiri şu yöndeki İnsan bu kadar pasif mi? Tamam dürtüleri olabilir, içgüdüleri olabilir ancak insan bu kadar pasif mi? Hiç mi bu duruma karşı koyamıyor ve bu durumun üstesinden gelemiyor? Her zaman bastırma yoluna gitmesi mi gerekiyor? Bilinç dışına itmesi mi gerekiyor? Bu sorunu kendince çözemiyor mu? Gibi eleştiriler de var. Kur'an'da yine kadınların penise özendiği gibi şeyler olduğu için erkek üstündür gibi bir imaj da yaratılıyor istemsiz belki de. Yani erkeğin daha üstün olduğunu sanki sunuyormuş gibi Freud bu eleştiriliyor. Ancak günümüz kuramlarında kadının hamile kalma avantajları vesaire ön plana çıkarılıp kadının üstün olduğu söyleniliyor. Tabii ki üstünlük tartışması bana göre gereksiz bir tartışma insanın doğası neyse onu anlatmak lazım ama Freud her ne kadar kız çocuğunun penise özendiğini söylese de ileride bahsedeceğimiz bazı kuramlarda da erkek çocuğunun kadındaki rahme özendiğini, çocuk yapmak istediğini aslında söylüyor. Yani bir taraf diyor ki kız erkeği kıskanıyor, bir taraf diyor ki erkek kızı kıskanıyor gibi bir şey. Kuramımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Size bazı okuma önerilerinden bahsedeyim. Günlük yaşamın patolojisi, cinsellik üzerine, düşlerin yorumu ya da rüyaların yorumu, uygarlığın huzursuzluğu totem ve tabu, haz ilkesinin ötesinde ben ve it, bir yanılsamanın geleceği, olgu öyküleri hem bir hem iki, iki kitaptan oluşuyor. Freud'un kitaplarıdır bunlar. Bunları okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ek olarak Charles Brenner'ın psikanalist kitabı güzel bir kitaptır. Onu okuyabilirsiniz. Aynı zamanda yine eğitimde anlattığım Nazyon'un kitabını, Psikanalizin 7 Temel Kavramı adlı kitabını alabilirsiniz. Türkçe'ye çevrilmiştir. Çok faydalı kitaplar olduğunu düşünüyorum. Charles Brenner'ın Psikanaliz kitabının PDF'i de mevcut. Bende de var. İsteyenler bu konuda NA Psikoloji YouTube kanalımda Psikanaliz adlı videomun açıklama kısmına bakabilirler. Oraya bir link koymuştum Charles Brenner'ın kitabının PDF halini. İzlenecek şeyler anlamında ise Freud dizisi var Netflix'te. Yine Freud'la alakalı belgeseller var. Kuramı daha iyi anlamak istiyorsanız birkaç filmden de bahsedebilirim. Sisters gibi, Dangerous Method gibi. The Piano Teacher gibi bunları ekrana yansıtarak size de göstermiş olayım. Genel olarak psikanetik kuramdan bahsetmiş olduk. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Umarım aklınızda kalmıştır anlattıklarım. Dediğim gibi her konunun detayına inemeyiz. Sadece bir psikanaliz anlatımı değil bu. Kişilik kuramlarından bahsettiğim için böyle bir yaklaşım sergiledim. Ama okumalarla merakınız varsa bu merakı giderebilirsiniz bu eğitimimizin sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Başka eğitimlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.